Borsayı konuşmaya devam ediyoruz. Bizlerle birlikte Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün olacak. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. 7440 puan seviyesinde endeks senenin son işlem gününde %0.6'lık da bir yükseliş var. Yaklaşık %35 getiri sağladı yatırımcısına bu yıl. Bu yılki performansı nasıl buluyorsunuz? Beklentinizin altında mı kaldı yoksa beklentiniz dahilinde mi bir performans gerçekleşti? Evet, tabii geçen sene yaklaşık %197 getiriden sonra tabii bu seneki performans %35'te kalınca tabii beğenilmemiş olabilir. Ama tabii yıl içerisinde yaşadığımız çok önemli süreçler oldu. Bence aynı zamanda geçen senenin o sert yükselişinden sonra bir düzeltme yılın geneline de yayılmış gibi düşünüyorum ben. Yani yurt içerisinde işte beklenmedik bir şekilde çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Yurt dışındaki gelişmeler, işte savaş eğilimleri, onların ortaya çıkması bizi etkiledi. Diğer taraftan yani seçim sürecinde önceki süreçle sonraki süreç birbirinden farklı ekonomi politikalarına işaret ettiği için orada da bir dalgalanma yaşandı. Bunun tabii sektörel bazlı etkileri hisse senetleri üzerinde etkiler göstermeye başladı diyebiliriz. Yani totalinde bu şekilde bir değerlendirme yapmak lazım ama genel olarak bakıldığında endeksin yine de pozitif bir görünümle kapattığını da söylemek lazım. Bunların içerisinde tabii ki önemli oranda yıl içerisinde gelen yeni halka arzlarla birlikte yerli yatırım sayısındaki artışın hızlı bir şekilde devam ettiği bir periyot da yaşandı. Yani özellikle yılın ortasından sonraki sürece bakarsak da uygulanan para politikası değişikliği az önce bahsettiğim gibi yerli yatırımcı nezdinde biraz daha alternatifler ortaya çıkartmasıyla birlikte oradan biraz çıkışları meydana getirdi. O yüzden dalgalı bir süreç yaşandı gözüküyor. Yabancı yatırımcının yine nispeten bizden uzak kaldığı, son birkaç ayda yeniden bir miktar kıpırdanmaların olduğu bir süreci de yaşadık aynı zamanda. O yüzden de Borsa İstanbul'un böyle dalgalı bir seyirde %35 civarında bir getiriyle yılı tamamlaması gibi bir durum ortaya çıkmış gözüküyor. O yüzden bu şekilde değerlendirmek lazım yılın genelini. Bu yıl peki hangi sektörler biraz daha öne çıktı? Hangi sektörler hareketliydi? Tabii baktığımızda bu sene yine aslında bankacılık sektörü yine ön planda oldu diyebiliriz. Özellikle enflasyon etkisi nedeniyle enflasyonist gelir artışının yarattığı sektörler, özellikle hizmet sektöründe gelir artışlarının olduğunu gördük. Turizm sezonu çok canlı geçti. Turizm sektöründe yine özellikle havayolu taşımacılığı tarafında iyi bir sonucun geçtiğini, yani sektörün o sektöründe hareketli geçtiğini söyleyebiliriz. Aslında yani tüketimin devamlı fiyat artışları olsa da aslında devam edeceği olan defansif sektörler olan işte gıda perakendeciliği sektörlerinin de aslında yine ön planda olduğu bir süreci yaşadığımızı söylemek gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan yani bu içerisinde otomotiv sektöründe de yine aslında iyi bir süreç geçirdi. Sigortacılık sektöründe de hareketli bir periyot geçirdiğini söylemek lazım bence. Özellikle hizmet ağırlıklı tarafın enflasyonist baskılarla birlikte geçirdiği olumlu bir periyot da var aslında demin bahsettiğim gibi. O yüzden bu sektöre dahil olan şirketlerin çoğunda da hareketli bir döneminde geçtiğini herhalde söyleyebiliriz diye düşünüyorum bu 2023 yılı için. 2024'te peki hangi sektörlerin biraz daha öne çıkmasını beklersiniz ve sebepleri evet, neler olacaktır? Evet, 2024'te de aslında yani burada 2024'te bazı beklentilerimiz var. Bu beklentilerin en önemlisi de Borsa İstanbul'daki biraz da hacimsel girişlerle birlikte yabancıların daha fazla burada etkin olabileceği bir dönem olarak karşımızda duruyor. Uyguladığımız para politikası etkisiyle birlikte enflasyonla mücadelede artık daha etkin bir noktaya doğru gitme eğilimi gösterdik. Bununla ilgili olarak da bakıldığında ortaya koyan niyetler önümüzdeki döneme dair hedeflerde de yine enflasyonla mücadelenin ana odak noktası olacağına dair sinyaller gelmeye devam ediliyor. Bu çerçevede bakılırsa daha fazla yabancı girişinin bu tarafa doğru olmasını bekliyoruz. O açıdan da bakılırsa ben 2024 yılı içerisinde 2023 yılında belki biraz daha farklı olarak biraz daha BIST 30 endeksine dahil olan hisselerin ön planda olma eğilimi gösterebileceğini, işte başta burada aslında bankalar, işte holdingler ön planda yine olma eğilimi gösterebilir. Aslında özellikle bankalar üzerinden gidecek olursak hala bir getiri potansiyeli var mı dersek bunu söyleyebiliyoruz. Finansal yapılar anlamında da bakıldığında çok büyük bir sıkıntı şu anda öngörmemekteyiz. O yüzden bakıldığında da aslında
O yüzden bu sektörlerin de ön planda olabileceği, özellikle BIST 30'a dahil, hatta BIST 50'ye dahil şirketlerin yine hareketli bir sezon, bir yıl geçirebileceği bir periyodu görebiliriz diye tahmin ediyorum. Tabii bu senaryo tamamen aslında küresel risk iştahının da desteklemesiyle de gerçekleşebilecek bir noktayı işaret etmekte. Baktığımızda buna dair de bazı sinyaller var. Özellikle faiz artırım süreçlerinin de artık sonuna yaklaştık. Ve 2024 yılı içerisinde başta Amerika olmak üzere, işte Avrupa yine aynı zamanda faiz artım döngüsüne girme eğilimleri gösterecek gibi duruyor. Beklentiler bu şekilde fiyatlanıyor şu anda. Bunun da küresel anlamda risk iştahına bir olumlu etkisi olma görüntüsü de verebilir diye tahmin ediyorum ki bunu nitekim yurt dışında görüyoruz biraz yavaş yavaş hareketlenme anlamında. Bu bize de olumlu katkı sağlarsa, biz de beklentilerimizi iyi yönetmeye devam edersek ve enflasyonu da tepe noktayı gördükten sonra dezenflasyon sürecinin başladığını da görme eğilimini burada yaşayabilirsek, ben yabancı yatırımcıların daha fazla girişini bu sektörlerin, endekslere dair olan hisselerin hareketli bir dönem geçirebileceğini açıkçası düşünüyorum diye söyleyebilirim. Bunun dışında aslında yeni hizmet sektörü bence ön planda kalmaya devam edebilir. Geçen seneden ziyade bu sene belki enerji sektörü tarafında biraz daha geri kalma eğiliminden dolayı hareketli bir yıl geçirme ihtimali olabilir. Gıda perakendeciliği yine bu sektörlerin de aslında yine hareketli bir dönem geçirebileceğini, bir yıl geçirebileceğini de aslında söylemek gerektiğini düşünüyorum. Aslında 2023'teki hareketli olan sektörlerin 2024'te de hareketli olma ihtimali bulunduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Havayolu için ne dersiniz peki? Türk Hava Yolları Pegasus TAV 2024 yılında nasıl bir performans sergileyebilir? Evet. Şimdi tabii burada iki açıdan aslında bakabiliriz. Bir tanesi talep görünüm açısından. Yani bakıldığında 2023 çok başarılı bir turizm sezonunda geçti. İşte salgın etkisinin tamamen yitirilmesinden sonra, ortadan kalkmasından sonra 2023 o anlamda iyi bir görüntü ortaya koydu. 2024'te de aslında beklentilerde böyle bir güçlü turizm geçirme eğiliminin olduğunu düşünüyorum ben. Buradan kaynaklı olarak hem yurt içinde hem de şehir ülkeler arası havayolu taşımacılığında yani ben canlı bir yıl geçmesini bekliyorum. Hatta sadece yaz dönemi için değil, kış turizm sezonu için de dahil olmak üzere ben o havayolu taşımacılığı sektörünün hareketli bir dönem geçirmesini bekliyorum. Diğer taraftan da operasyonel anlamdaki giderleri olumlu etkileyebilecek bir aslında beklentim de var benim. Bu da aslında yakıt giderleri. Bakıldığında petrol fiyatlarında son zamanlarda yaşanan yani geri çekilme eğilimlerinin 2024'te de en azından hani çok yüksek oranda fiyatlama olmadan devam etmesi beklentisindeyim bir taraftan da. Bunun da nedeni yaşanan jeopolitik endişeler kapsamında yaşanan bu sorunun neticesinde işte bunun ortadan biraz kalkma eğilimi göstermesi beklentim dahilinde. Diğer taraftan OPEC artı ülkelerinin üretim kısıntısı başta Suudi Arabistan olmak üzere bundan yani ne adım atacak? Bununla ilgili eğer kısıntıdan vazgeçerse üretim artışına gidecek olursa bunun petrol fiyatları üzerinde bir aşağı yönlü etki yaratma ihtimali bulunabilir diye tahmin ediyorum. Diğer taraftan ekonomik anlamda yani beklenen çok sert olmasa da bir ılımlı resesyon eğilimlerini de yarattığı etkiyle petrol fiyatlarında çok önemli bir hareketlenme olmaması bence yani özellikle havayolu taşımacı şirketleri üzerinden bakıldığında giderler anlamında olumlu bir etki yaratabilir. Bu da finansal performansına pozitif katkı sağlar diye de beklentimden de söyleyebilirim. Son 8 haftada yabancı yatırımcı tahvil ve hisse tarafına kesintisiz Evet. girdi. Önümüzdeki sene peki bu teveccühün artarak devam etmesini bekler misiniz? Yabancı yatırımcı açısından 2024 nasıl geçebilir? Evet, hani bu aslında 2023'ün ortalarından itibaren vermeye başladığımız sinyaller, aldığımız aksiyonlar ve ileriye dönük yapmış olduğumuz yönlendirmeler ve açıklamalar neticesinde biraz şekillenmeye başladı aslında bakıldığında. Önümüzdeki dönem içerisinde benim yani 2024 için beklediğim aslında burada niyet ne olacak? Bununla ilgili bence görünüme bakmak lazım. Yani şimdiye kadar olan sürece bakarsak geleceğe dönük olarak enflasyonla mücadelenin yani kararlılıkla devam edeceğine dönük sinyaller gelmeye devam ediyor. Mesela 2024'te bir seçim yaşayacağız, yerel seçimler göreceğiz, yaşayacağız. Ve bunun öncesinde özellikle mali politik anlamında bir gevşeme adım atılmasına yönelik bir hamle de ya da buna dayalı bir sinyal de verilmemekle birlikte sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüleceğini ifadeler de gelmeye devam ediyor. O yüzden de yani benim buradan anladığım yabancı yatırımcı nezdinde özellikle enflasyonun düşürme noktasındaki ortaya konan bu çabanın devam ettirilmesi eğilimi
olumlu tezahür edecektir diye düşünüyorum. Bu zaten son zamanlarda CDS'lerde biraz yansıdı. Özellikle belirsizlikleri yönetebilmek adına ortaya konan işte mücadele, Sayın Gaye Erkan tarafından, Sayın Mehmet Şimşek tarafından hep birlikte izledik. 2024'te de hatta Ocak ayı itibariyle de bu devam ediyor olacak. Ve önümüzdeki dönemde de bence bunun devam etmesinin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Yabancı yatırımcı buraya daha fazla çekmek adına önemli adımlar atılmaya devam edecek. Özellikle gri listeden çıkarılması adına ülkemizin çeşitli adımların da kararlılıkla devam etmesini bekliyorum ben. Eğer bu gelirse ve bir kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı hamlesi gelirse bence bunlar yabancı yatırımcının daha fazla buraya doğru gelmesi için kapının daha çok aralması anlamına gelecek. Tabii bu yorumları bu şekilde yorumlarsak yani ortaya koyarsak yabancı yatırımcının daha fazla gelmeye başladığını görürüz diye açıkçası yorumlamamız gerekiyor. Tabii bu şartlar bu şekilde olgunlaşmaya devam ederse bunu görürüz diye tahmin ediyorum ben. 12 Ocak'ta bir not artışı gelir mi Moody's'den peki? Not artırımından ziyade görünüm tarafına bakmak lazım. Bir önceki toplantıda hepimizin bildiği üzere bir değişiklik yapmamışlardı. Fakat orada bir açıklama eklediler. Şunu dediler, yani şu anda uygulanan sıkı para politikasında kararlılık devam ederse yani daha sonraki toplantı değerlendirmelerimizde bir görünüm güncellemesi yapabiliriz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Benim buradaki beklentim ilk etapta bir görünüm tarafında bir olumluya doğru döndürme. Ondan sonra bir not artım beklentisinin daha ön plana çıkması şeklinde olacak diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani baştaki demin az önce söylediğim ortaya konan niyetin devam ettirilmesi durumu şartı devam ettiği sürece bunun devam etmesi durumunda ben not artırım hamlelerinde gelebileceğini düşünüyorum. Açıkçası bunu da eklemek lazım. Peki 2024'te yatırımcı portföyünde hisse senedine ne kadarlık bir pay ayırmalı ya da bir portföy oluşturacak olursak bunun oranları 2024 için nasıl olmalı? Evet yani burada 2024 için aslında benim şu anda ortaya koyduğum senaryo yabancı yatırımcı eğer daha yüksek hacimli buraya doğru giriş yapmaya başlarsa bu da demek oluyor ki Borsa İstanbul için yukarı yönlü beklentimizin korunması demek. Bu da tabii Borsa İstanbul için de aslında yerli yatırımcının da buraya doğru gelişi anlamında belki biraz daha aslında katalizör olur yaratır. Ben onu bekliyorum biraz. Yabancı yatırımcı daha yüksek oranda gelmeye başlarsa şimdiye kadar olan süreçte işte mevduat faizlerinin biraz alternatif yarattığını gördük. Bunda Borsa İstanbul'da zaman zaman çıkışlar yarattığını izledik. Yeniden bir alternatif olarak Borsa İstanbul gündeme gelebilir yerli yatırımcı nezdinde diye düşünüyorum. Özellikle bu son günlerdeki satış dalgasının işte bitmeye yaklaştığını hatta bitmeye eğiliminde olduğunu biraz izledim son günlerdeki hareketlerden anladığım kadarıyla. Eğer 2024'de bir pozitif ivmeyle başlarsak yeniden bir alternatif olarak Borsa İstanbul bence düşünülebilir. Yani bu açıdan değerlendirdiğinde Borsa İstanbul yani daha doğrusu hisse senedinin portföylerde bulunma oranın belki arttırılabileceğini düşünüyorum ben. Bu pencereden baktığımda bunu söyleyebiliyorum. Yani o yüzden yani yüzdelik anlamda bakarsak belki yani %30 %40 civarında bir oranda belki hisse senedi tarafında. Bu tabii ki risk ağırlığı biraz daha ağır basan yatırımcı için ben bunu biraz söylemek gerektiğini düşünüyorum. Mevduat tarafına gelecek olursa tabii ki her zaman için şu göz önünde bulundurulmalı. Yani Borsa İstanbul'a elimizdeki paranın kısa sürede bize ihtiyacı olmaması durumunda bence giriş yapılmalı. Yani burada özellikle yatırımlar uzun vadeye yayılmalı Borsa İstanbul tarafında esas anlamda. Ve eğer ki yakın vadede bize o paraya ihtiyacımız olacaksa onu da mevduat faizinde tabii ki bir miktarda değerlendirmemiz lazım. O yüzden yani %15-20'lik civarında belki o tarafta bir değerlendirme de bulundurmak. Aynı zamanda 2024'ün özellikle faiz indirimlerinin devam etme ihtimali de gündemde olduğu için bunu ons altın, işte gram altın cephesinde de bir miktar belki yatırımlar değerlendirilebilir. Yani portföyün geri kalan kısmını biraz o tarafta, hatta bir kısmını da biraz daha risksiz olarak bakıldığında tahvil tarafında da değerlendirmek bence olabilir diye düşünüyorum. Yani risklerin daha fazla biraz daha minimize edilmesi adına, sepetin çeşitlendirilmesi adına bakıldığında yani böyle bir portföyün özellikle biraz daha ise senin de ağırlıklı olacak şekilde bence değerlendirmesi mümkün olabilir diye düşünüyorum. Mevduat faizleri peki önümüzdeki sene boyunca yüksek kalmaya devam eder mi? Bir diğer söylemle Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi önümüzdeki sene bekler misiniz? Evet. Tabii şimdi şu andaki görüntüde yorumu şöyle yapmak lazım öncelikle. Merkez Bankamız faiz artım sürecine başladıktan sonraki süreçteki söylemlerinde
neler ortaya koydu ve son mesela enflasyon sunumunda daha sonra Sayın Gayak'ın açıklamalarında neler ortaya konuldu ona biraz bakıp ona göre yorum yapmak lazım. Toplantı metinlerinde gördük. Enflasyonun sürecin devamı nedeniyle bir süredir devam eden faiz arttırım süreci işte yavaş yavaş son bulacak. Dezenflasyonun sürecin başlaması yüksek ihtimal yıl ortasını bulacak gibi gözüküyor. Ve yani bu bağlamda da değerlendirdiğimizde Merkez Bankamızın önümüzdeki işte toplantısında, Ocak ayındaki toplantısında bir 250 bas bandında faiz arttırımı yaparak %45 seviyesinde politika faizini orada ayarlayıp orada durdurmasını bekliyorum ben. Diğer taraftan kur korumalı mevduat tarafında bir çıkış süreci var ki bugün ortaya konan politika içerisinde de Merkez Bankamızın hedefleri içerisinde ortaya da konulmuş. Bundan devam edilecek gözüküyor. Buradan dönüşler açısından bakıldığında mevduatın dövize kaymaması adına cazip tutulabilecek hem politika faizinin bu seviyesiyle birlikte değerlendirildiğinde ben mevduat faizinin yüksek kalmaya devam etmesi ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ama yani dediğim gibi yani ben yılın ortasına kadar bir politika faizinde bir indirim beklememekteyim. O yüzden hani mevduat faizleri de herhalde o sürece kadar bence yüksek kalmaya da devam edecek diye tahmin ediyorum. Bu gelişmeler çerçevesinde bakıldığında. O yüzden de herhalde yılın üçüncü çeyreği itibariyle biraz daha Merkez Bankamızın alacağı aksiyona göre değerlendirmek lazım. O yüzden mevduat faizleri uzunca bir süre daha bence yüksek kalma eğilimi gösterecek diye kendi kanaatimce beklediğimi söyleyebilirim. Küresel taraf için peki 2024 nasıl geçecek? Hangi gelişmeleri küresel piyasalar takip edecek? Evet. Küresel piyasalarda tabii ki esas beklenti son zamanlarda ortaya konan durum, yani bir süredir devam eden, hatta uzunca bir süredir devam eden faiz artırımlarının artık sona ermesi. 2024'ün ana beklentisi artık. Yani faiz indirimleriyle ilgili beklentilerle geçireceğiz büyük ihtimalle 2024'ü. Bunların başında da tabii Fed geliyor. Daha sonra ECB geliyor. Büyük ihtimalle burada hangi Merkez Bankası önce faiz indirimi yapacak? Buna dayalı da bence bir beklenti içerisinde olacak diye düşünüyorum piyasalar. 2024'ün senaryoları arasında ortaya konan en önemli olgu büyümede yavaşlama olma görüntüsü ve bir resesyon olma ihtimali. Genel olarak bakıldığında 2024'te işte Avrupa bölgesi olsun, Amerika olsun ya da diğer bölge ülkelerinde olsun bir ekonomide yavaşlama eğilimi gelinen bu nokta itibaren yani faiz artırım süreçleriyle birlikte bekleniyor gibi duruyor. Ana tema bu da olabilir. Resesyon olacak mı olmayacak mı senaryosu. Bu zaman zaman tabii ki varlık fiyatları üzerinde etkisini gösterebilir. Güvenli varlıklar tarafında hareketlerin artışına neden olabilir. Özellikle durgunluğun daha belirgin hale geldiği noktadan itibaren faizinin beklentilerinin artmaya başladığını görebiliriz. Ve bu süreç bu şekilde ilerleyecek olursa da özellikle altın tarafında belki hareketliliğin arttığını, yukarı hareketlerin devam ettiğini, riskli varlıklar üzerinde tekrardan faiz indirimlerinin hamlesinin atılmasıyla birlikte pozitif hareketlerin geldiğini görmeye başlayabiliriz. Ama bu tabii resesyon hikayesiyle de değerlendirmek lazım. Resesyon burada ılımlı mı olacak? Sert bir resesyon mu yaşayacağız? Benim kendi kanaatim burada resesyon yaşansa bile çok sert bir resesyon olmayacağı, özellikle Amerika'nın beklediği gibi yumuşak iniş senaryosu içerisinde yaşanacak bir süreci göreceğiz gibi gözüküyor bana. Tabii ki şu andaki gelişmelere bakarak da bir söylüyorum bunu. Bunu bence takip ediyor olacağız. Diğer taraftan enflasyon tabii ki önemli oranda etkili olacaktır piyasalar nezdinde. Yani burada yurt dışına bakacak olursak zaten Fed projeksiyonlarında, ECB projeksiyonlarında da ortaya koyulduğu gibi enflasyonda bir gerileme beklentisi mevcut. Az önce Evet. bahsettiğim gelişmeleri yarattığı etkili olacaktır bence bu. Bence bunu da takip edeceğiz. Son olarak da şunu söylemek lazım bence. 2023'te bunun etkisini gördük. 2024'te de büyük ihtimalle herkesin radarında olacaktır. Herhangi olası bir jeopolitik risk unsuru da bence yakından izlenecek bir gelişme olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii 2024'ün ana teması 70'ten fazla ülkede yaşanacak seçimler olacak. Özellikle Amerika tarafında takip edeceğiz. Bence piyasaların hareketlerini arttıracak önemli bence olaylara sahne olabilir diye de düşünmek lazım. Barış Bey teşekkür ediyoruz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi seneler diliyorum bütün Sağ olun, Alkan ailesine sağ olun. ve Sizlere de iyi yayını yıllar izleyen diliyoruz. herkese. Teşekkürler.